Abi ismi duyar duymaz bende flaşlar çaktı da sana kaş göz yaptım pek görmedin. İşte ben öyle isimden çıkaramıyorum, böyle ilginç bir isim olması lazım. Bir ara bir Işkın vardı, Alsucan vardı mesela. Bak bunları hemen hatırladım. Şimdi asıl mesele bu kız beni nasıl hatırlayacak? Hiç şey hatırlamayacak. Yapma ya. Ne yaptım, ona yüz mü vermedim? Pek öyle sayılmaz abi. Bu takı tasarım işlerine yeni girmişti. Sana bu tasarımlarını göstermek istiyordu o zamanlar. Ben beğenmedim diye mi bana kızdı? Aksine çok beğendin. Hatta bayıldın. O kadar ilgilendin ki kız bir ara çok fazla gaza geldi. Sonra gece dışarı çıktınız. Sonra sabah oldu. Kız uyanmadan sen çık. Gerisini biliyorsun. Aynı hikaye. En iyisi ben bu işe hiç bulaşmayayım. İmzalar atılsın. Ne yapmış lan bu karın yine? Ne yapmış baba? Anneni evde bırakıp kaçmış. Ha, işi çıkmıştır belki. Olur mu öyle şey ya? Şoförü de almış gitmiş. Yok, açmıyor. Belki o mahallesine, evine falan gitmiştir. Bu televizyondaki olaylardan sonra onlar da merak etmiştir. Olmaz ama. Bak, karışmayacaksın bu sefer. Kulaklarından çekeceğim. Aa, çek zaten baba. Sen çok yüz veriyorsun bu kıza. Yo yo yo. Bu sefer çok ağır konuşacağım. Hı. Aa. Evet, olmaz. Bu ne abi? Bazen gerçekten evlendim sanıyorum. Deli mayın gibi ortalıkta dolanıyor bu kız. İnsan merak da ediyor şimdi. Merak mı ediyor? Kardeşim sen hayırdır ya? Böyle bir aşık koca modlarındasın bu aralar. Saçmalama. Hayır, sonra kabak benim başıma patlıyor, o yüzden. He. Sen gelsene şöyle bir. Ne oluyor ya? Her yerde karşıma çıkıyorsunuz. Ajan mısınız siz? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kız seni istemiyorum diyor. Anlamıyor musun? Benimle konuşacaksın. Önce sakin olacaksın. Yok ya. Her türlü altı yiyeceksin. Sonra bunu üfelik mi taslayacaksın oğlum? Elinden kimse alamaz seni. Bak, benim karıştırdığım bir halt yok. Ayşe'ye ne söylediysem samimi ve gerçekti. Samimiydin, o yüzden mi peşine gazetecileri taktın? Gerçekten haberim yoktu. Televizyonda gördüm. Nasıl haberin yoktu lan? Orayı nereden bilecek gazeteciler? Tamam, diyelim ki ben haber verdim. O zaman gazeteciler beni aradığında sizin söylediklerinizi söyler miydim? Hadi diyelim ki niyetim kötü. O zaman ben bu kızı seviyorum, o yüzden buluştuk demez miydim? Bana bak birader, belli etme ama ben ters adamımdır. Tersim atsın, dünyayı tanımam. Bir daha karımın yanında görmeyeceğim seni. Zaten son konuşmamız da o. İyi, öyle kalsın. Ha, bu arada... O gazetecilerin oraya nasıl geldiğini merak ediyorsan bir Ceyda ile konuş. Lafını hiç yapma Muhsin. Ya yapar mıyım Allah'ını seversen? Sen kocanı tanımıyor musun? Nasıl sinirliyim? Ay yok yok, vallahi senin ona ayrı bir şeyin var yani. Ayrı bir sempatin var. Sen onu görünce ayrı bir yumuşuyorsun Muhsin. Evet, haklısın. Biraz yumuşak davrandım küçük geline. Ama görüyorum ki onun otoriteye ihtiyacı var. O otoriteyi de şimdi görecek o. Aha, geldi geldi. Bana bak, ben şimdi elemanları buraya göndermiyorum, tamam mı? Hatta hepsini bahçeye gönderiyorum. Ne de olsa artık Ayşe de onların bir hanımı sayılır değil mi? Sen rahat rahat bağır Muhsin, tamam mı? Lafını sakın şey yapma. Hadi hadi, ben gittim. Lafımı ne yapacağım ya? İskele babası mıyım ben burada? Allah Allah. Herkes sorumluluklarını bilerek yaşayacak. Ayşe, kızım neredesin sen? Ayşe?
Ayşe, ne oldu kızım? Dur, sakin ol. Dur, ne oldu? Anlat bana. Baba. Kızım. Baba, ben çok kötüyüm. Dur, dur, sakin ol, sakin ol. Dur, toparla kendini. Ne oldu? Anlat bana. Ben her şeyi olsun diyorum. Her şey daha da kötü oluyor. Yok, üzme kendini. Hallolur her şey, hallolur. Dur bakın, sakin ol. Rıza abimi hapse atmışlar. Yapma ya. Hiçbir şey duymuyorum ya. Hadi Muhsin. Benim yüzümden oldu. Orada haberleri izleyince delirmiş çıkmış evden. Dur, üzme kendini. Üzme, üzme. Her şey hallolur. Eve gittim. Yengem eve almadı. Annem yüzüme bakmıyor. Aa, olmaz ama. Çok ayıp etmişler. Olur mu böyle şey ya? Buğuz'a da kıyamam. Çok korkmuş. Ay canım yavrum. Ay canım yavrum. Ay. Muhsin? Yelda, dinle bak. Neler gelmiş kızcağızın başına. Duymak istemiyorum Muhsin. Bravo, bravo. Yahu bir dakika, bir gel de dinle. Sen ağlamayı kes bakayım kızım. Gel, gel. Gel, üzme kendini. Geç şöyle otur bakayım. Gel. Gel, otur. Otur sen. Bir topla kendini önce. Bir tek ölmüşe çare olmazmış. Geri kalan her şeyin çaresi var. Sen merak etme. Önce benim avukatı arayacağız. Onu anlatacağız. O gidip öğrenecek işin aslı asları nedir. Sonra seninle birlikte sizinkilere gideceğiz. Böyle bir zamanda küslük olur mu ya? Sen kalk şimdi, bir elini yüzünü yıka. Toparla, hemen çıkalım yola. Tamam. Sağ ol baba. Nereye kadar bu pembe rüyalar?